mukavva ham maddesi olan kağıdın yeniden üretilebilir, yeniden kullanılabilir yani geri dönüştürülebilir bir ham madde olması dolayısıyla çevreyle uyumu en yüksek ambalaj türü olarak ifade edilir. Denizli'de faaliyet gösteren Doğan Ambalaj son dönemde oluklu mukavva yatırımıyla gücünü pekiştiriyor, hitap ettiği sektörleri artırıyor. Emeklerle ortaya çıkan ürünün iyi ambalajlanmadığı için değerini kaybetmesi ve hatta yok olması iyi tasarlanmış, iyi üretilmiş ve yerinde kullanılmış bir ambalajla ortadan kalkar. Ambalaj her sektör için vazgeçilmez ve sürekli bir ihtiyaçtır. Ambalaj sektöründe faaliyetine 1994 yılında satış temsilcisi olarak başlayan Erkan Doğan, sektörün gelişimini göz önünde bulundurup kendi işini kurmaya karar veriyor. 2014 yılına gelindiğinde ham maddenin de kendi tesislerinde üretildiği yeni bir yatırımla oluklu mukavva sektöründe gücünü pekiştiriyor. Küçük bir konfeksiyon atölyesiyle başladık. Şimdi toplam 7-8 bin metrekarelik bir alanda üretim yapıyoruz. Son dönemde de biraz önce bahsettiğiniz gibi artık ham maddesini de kendimizin ürettiği oluklu mukavva sektöründe Denizli'de iddialı bir noktaya geldik. Yeni yatırım hizmet profilini de hitap edilen sektörleri de genişletiyor. Her türlü oluklu mukavva kutu ambalaj ürünleri diyebiliriz kısaca. Bu kendi içerisinde çok tabii detaylandırılabiliyor ama tek cümleyle her türlü oluklu mukavva kutu üretimi yapar Doğan Ambalaj. Oluklu mukavva levha üretimine başlanması, konfeksiyona verilen hizmeti bütünlüyor, entegre bir yapı ortaya çıkarıyor. Yeni yatırımımız bizim şu ana kadar devam eden ambalaj işinde konfeksiyon kısmını tamamlayıcı bir yatırım. Artık oluklu mukavva levha imalatı da yapıyoruz. Bobin kağıttan levha işleme, levha haline getirme bölümü yeni yatırım. Bu daha büyük bir yatırım. Şu anki ambalaj kısmından daha kapasiteli bir yatırım. Orada bizim aylık şu anda 1000 tonluk bir kapasitemiz var. Henüz %100 kapasiteye ulaşmasak da kapasite olarak vardiyasız 1000 ton yapabilecek durumdayız. Ambalaj kısmında da 300 ton civarında olan aylık üretimimiz yeni yatırımın da desteği ve katkısıyla 500 tonlara kadar ulaştı. Aynı zamanda yeni yatırımla biz ambalaj üreticisi, konfeksiyonu olan birçok firmaya da tedarikçi pozisyonuna geçtik. Tamamen entegrede bir hale gelmiş olduk bu süreçte. Doğru ürünün elde edilmesinde belirleyici birçok etken devreye giriyor. İşi milimetrik hesaplara dayanıyor Genel Müdür Erkan Doğan'ın. Kullandığınız kağıt çok önemli. Isı çok önemli. Bir de kağıt ısı ve nişastadır. Yani bu işin temelini bu üçü oluşturur. Doğru bileşenleri bulmanız lazım. Sürekli aynı standartlarda gitmeniz lazım. O yüzden sürekli bir Ar-Ge ve standartizasyonunuzu sağlamanız lazım. Kalite kontrol sadece son aşamada değil, üretim süreci boyunca en önemli etken oluyor. Kaliteyi bakış açımız tamamen müşterinin taleplerine doğru seçeneklerle cevap verebilmekle alakalı. Ayrıca sürekli kendi içimizde laboratuvar testleri, elle gözle kontrol kısımları, son kontrol aşaması tüm detaylarıyla bunları belli bir ekiple devam ettiriyoruz ki standardı bozmayalım. Standardı hep yükselerek devam etsin. Diğer türlü kalıcı olma şansınız yok. Çok rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz malum. Makine yatırımı verimli artışı sağlıyor. Erkan Doğan bu konuda seçici davrandıklarını, yüksek verimlilik elde edebilecekleri makinaları tercih ettiklerini söylüyor. Özellikle verimliliği yüksek makinaları seçmek zorundasınız. Çünkü artık teknoloji çok yüksek teknolojilerle çalışılıyor. Çok yüksek hızlarla çalışılıyor. Rekabetçi olabilmek için de sizin de bu teknolojiye ayak uydurmanız gerekiyor. Teknoloji aynı zamanda kaliteyi de beraberinde taşıyarak geliyor zaten. Geçmiş tecrübelerin üzerine yapılan her yenilik, teknolojik olarak yapılan her yenilik size artı olarak dönüyor. Yeni yatırım firmanın Denizli'de ambalaj sektöründeki konumunu yükseltmesini sağlıyor. Genel Müdür Erkan Doğan yaşanan değişimi şöyle izah ediyor. Bir kere entegre bir tesis haline geldik.
İkincisi, biraz önce bahsettiğim gibi birçok firmaya tedarikçi pozisyonuna geldik. Üçüncüsü, yakın çevremizde, İzmir'e kadar olan bölgede ilk birkaç firma arasındayız, üreticiler arasında kapasite olarak. Bunlar hep yeni yatırımın bize sağladığı yenilikler. Her oluklu mukavva kutu paketlediği ürün özelliklerine uygun olarak tasarlanıp palete, istife, depolama ve nakliyeye uygunluğu göz önüne alınarak üretiliyor. Önceleri genellikle taşıma ambalajı olarak kullanılırken bugün satın aldığımız pek çok ürün oluklu mukavva ile paketleniyor. Ege bölgesinde, özellikle Denizli'de tekstil sektörü biliyorsunuz çok ön planda. Bizim ana müşteri grubumuz yine tekstilciler. Bunun dışında kuru yemiş veya gıda ürünleri imalatı yapan birçok firma müşterilerimiz arasında. Sizin de bahsettiğiniz gibi oluklu mukavva ambalajı kullanmayan zaten hemen hemen hiçbir sektör kalmadı. Taş da artık oluklu mukavva ile sevk ediliyor. Tekstil ürünleri de aklınıza gelebilecek birçok kalem için tedarikçi pozisyondayız. Müşteri kitlemiz o yüzden çok geniş. Müşteri profili Ege ve Akdeniz bölgelerinden oluşuyor. Yaptığınız ürün havaleli bir ürün. Nakliyesi çok yüksek maliyetler tuttuğu için biz bölgesel bakıyoruz olaya. İzmir'e kadar olan bölgede, biraz önce bahsettiğim gibi Antalya'ya kadar olan bölgeler dahilinde bütün iller, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesindeki bütün iller bizim müşteri portföyümüzü oluşturuyor. İhtiyaç ortak, beklenti farklı. Her sektörde kullanılan oluklu mukavva ambalaj sektörlere göre farklı nitelikler taşıyor. Her müşterinin farklı ürün tipleri ve ölçüleri var, kaliteleri var. Ambalajı sadece taşıma amaçlı kullanmak isteyenler farklı. Gerçekten ürününü göstermesini isteyip de sipariş verenler farklı bakıyor. Son 5 yıldır en istikrarlı büyüyen sektörlerden biri olan oluklu mukavva sektörü yabancı üreticilerin kıskacında. Türkiye için oluklu mukavva sektörünün geleceği çok parlak. Bunu dışarıdaki yatırımcı da böyle görüyor. Burada da zaten gelişen Avrupa'ya doğru uyum sürecimizde kullanım oranlarımız, oluklu mukavva kullanım oranımız arttığı için her gün biraz daha talep artıyor. Sektörün geleceğini çok parlak görüyorum bu yüzden. Üretimde ortaya çıkan atık kağıtların tamamını geri dönüşüm sürecine kazandıran ve üretimde geri dönüşümlü kağıt kullanımına özen gösteren firmanın genel müdürü Erkan Doğan, çevre vurgusu yaparak sözlerini noktalıyor. Çevrecilik dilde kalmamalı. Bunu özümsemeliyiz. Hayatımızın her aşamasında bunu yaşamalıyız ve yaşatmalıyız. Biz yaptığımız ürünlerde oluşan atıkların tamamını %100 geri dönüşüme kazandırıyoruz. Ve Doğan Ambalaj ailesi, Doğan Oluklu ailesi olarak da ambalajın bir çöp olmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Herkesin de ambalaja bu şekilde yaklaşmasını istiyoruz.